Avcı da Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Konserden konsere koşan, arabadan inip uçağa binen Koray Avcı'nın yüzü gözü şişmiş. Sen her gün yiyorsun, her hafta yiyorsun artık. Ya valla günde 3 uçak falan ödem yapıyor. Şarkıcıları kategorize etmeyin diyerek eleştirilere tepki gösteriyor. İnsanlar istediği gibi istediğini yapsın, o cover yapsın, o beste yapsın. Biz hepsini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yaman, Survivor All Star'ın en renkli yarışmacılarından biriydi. All Star'lar arasında pek şans tanınmamıştı Yaman ancak o belki biraz daha zorlasa finale kalacaktı. Yoğun ve yorucu performanslardan sonra artık iyi bir tatil hak etti Yaman. Kendini ödüllendirme vakti geldi. Tatile çıkacağım inşallah. Tatil yapmak istiyorum artık. Hak ettin orada bayağı. Hak ettim. Bayağı bir savaş verdik. Tatil için adres belli mi? İzmir Alaçatı'ya gideceğim inşallah arkadaşlar. Bunlarım var. Aysu var. Aysu'nun yanına giderim. Bizimkiler var. Oradan bir şeyler yapacağız inşallah. Survivor'la adını duyuran Yaman oyunculuğa göz kırpmaya başlamış. Ya oyuncu olmak istiyorum. İnşallah şimdiden eğitim almaya başlıyorum. Güzel bir oyunculuk hikayesi de yazmak istiyorum. İnsanlara o samimiyeti göstermek istiyorum. Keyifliyim, o yüzden mutluyum abi. Yaz dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Yaman, kendisini bekleyen zorlukların farkında. Heyecanlıyım biliyor musun? Oyunculuk çok zor ama çok iyi. Bir de benim için çok daha zor. Yani bir kekeme için oyunculuk çok daha zor ama ben bunun da üstesine geleceğim. Çünkü ben ne yaptığımı ben biliyorum. Yani ben imkansızı imkanlı hale getirmeye sağladım. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. All Star'lar arasında Yaman da bir star oldu. Bir kez daha Domini'ye gider misin sorusuna bir değil 10 kere, 100 kere de olsa giderim diyor. 10 kere üst üste yine giderim. Ben çok seviyorum orayı. Yani o doğayı seviyorum. O zor, o şartlar bana zor gelmiyor. Oradaki psikolojik etkenler beni daha çok zorluyor. Ve insanlar beni zorluyor ve ya açlık beni çok zorlamıyor açıkçası. Çünkü zaten ben hayata aç olduğum için seviyorum o açlığı. Yani çok hoşuma gidiyor. Öykü Gürman. Mersin'de hayranlarıyla buluştu. Enerjisiyle sahneye çıkan güzel şarkıcı konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlülerin akın ettiği doğum günü partisi, plajlardaki son durum, hafta sonuna damga vuran konserler ve çok daha fazlasını birazdan Gazete Magazin yazdı izleyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Demet Şener 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi mi? Yalının güzeli Afra Saraçoğlu İspanya'dan neden kopamıyor? Onur Tuna neden bir anda imaj yeniledi? Barış Arduç yakışıklılığıyla Fransa'yı nasıl fethetti? Hafta boyunca çokça konuşulan magazin olaylarını hep birlikte izliyoruz. Tek taş görüyoruz. Hayır, kendi almadı. Sevgilisi Tolga Arman aldı. Çok değil, bir sene önce 142 kiloydu. Bir yılda tam 72 kilo verdi, bu hale geldi. 47 yaşındaki ünlü oyuncu bir yılda 72 kilo verip 70 kiloya kadar inince başarısını işte böyle göbek atarak kutladı. Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nin Alevi. Bir süre önce yaptığı açıklamada tükenmişlik sendromuna girdiğini söylemiş ve inzivaya çekileceğini anlatmıştı. Son bir şey sormak istiyorum, uzatmayacağım daha fazla. Zaten büyük ihtimalle pişman olup sileceğim. Bir süre sonra. Aynı Müjde Uzman tükenmişlik sendromunu kısa sürede üzerinden attı. Çeşme Alaçatı'da eğlenmeye gittiği barda sahneye çıktı. Şarkılar söyledi. Afra Saraçoğlu geçen sene Bodrum sahillerine bu görüntülerle damga vurmuş. Sevgilisi Mert Ramazan Demir'le Bodrum'u sallayan kız bu yaz sezonun açılışını İspanya'da yaptı. Afra Saraçoğlu bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mert'le beraber hüzünleri evde bırakıp İspanya'da hiçbir şey umurunda olmadan gönlünce pozlar verdi. Yılların esmer Karayağız delikanlısı bakın nasıl bir imaj yaptı. Saçlarını sarıya boyatan ve yaz imajıyla görücüye çıkan Onur Tuna'ya hayranlarından ne kadar olumsuz yorum varsa geldi gelmesine de eşi dostu da bu imajı çok beğendik dedi. Sarı sarı kim yarı? Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ile Candan Erçetin arasında aylarca süren atışma bir döneme damga vurmuştu. Birbirlerine şarkılarla göndermeler yapan ikili manşetlerden inmemişti. Aradan yıllar geçti ve Candan Erçetin fitili yeniden ateşledi. Fitili yeniden ateşledi. Şimdi bu Beyazıt hat sizin. Yani böyle bir
ve şahane bir gecede gene araya girmeyi becermiş. Biri beyaz ve komik adam, komik adam ve billur sesli kadının yolları seneler önce bir polemikte kesişti. Çusu, topçusu, oyuncusu, mankeni, komedyeni, arabeskçisi. Herkes ama herkesin ikinci adresiydi Beyaz Show. Bir tek Candan Erçetin kalmamıştı programa çıkmayan. Onu da başardı beyaz adam. Tatlı atışmalarla başladı program. Beyaz programına konuk olan Candan Erçetin'le dönemin en popüler şarkısı Git üzerinden atışmaya başladı. Candan Erçetin canlı yayın sonrası çektiği bir videoyla cevap verdi Beyaz'a. Beyaz'dan ertesi hafta cevap gecikmedi Candan Erçetin'e. Sonra bir kez daha Candan Erçetin aldı sazı. Beyaz verdi aynı şarkıyla cevabı. Böyle böyle tam 6 ay şarkılarla tatlı tatlı atıştılar. Beyaz o dönem kendi adını taşıyan şov programıyla izlenme rekorları kırıyordu. Beyaz ısrarla gel bir kez daha canlı yayına kozlarımızı paylaşalım diye meydan okudu Candan Erçetin'e. Ve Candan Erçetin o meydan okumayı karşılıksız bırakmadı. Sezon finalinde Beyaz Şov'a adeta baskın yaptı. Süren bu tatlı atışma canlı yayında da devam etti. Ve elbette kahkahalar yeri göğü inletti. Aradan seneler geçti. Beyaz, Beyaz Şov'a ara verdi. Yeni yeni ufuklara yelken açtı. Şahane gidiyordu. Belki de hayatlarındaki tek eksik iki eski dostun yollarının çok fazla kesişmemesiydi. Önceki gece Ceza konserinde sahneye çıkan Candan Erçetin, hadi gel yeniden barışalım diyerek bombanın fitilini ateşledi. Söyleyeceğim, izlenme. Şimdi bu Beyaz'ı tatsızı. Yani böyle şahane bir gecede gene araya girmeyi becermiş. Yok yok, öyle değil. Ben diyorum ki bir küçük cevap vermeyelim mi ya? Seneler önceki polemik şarkısı vardı dilinde Candan Erçetin'in. Beyaz'a, Beyaz Şov'a başla artık mesajı veriyordu. Şimdi gözler Beyaz'da. Candan Erçetin'in bu çağrısına ne cevap verecek? Beyaz Şov'a geri dönecek mi? Az sonra muhabirimiz Ayhan Oral'a bağlanacağız. Yanında da ünlü bir konuğu olacak. Ayhan hazır olana kadar biz devam edelim. Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye sorduğu soru sosyal medyada neden gündem oldu? 40 yaşa özel parti veren Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'tan evlilik teklifi mi aldı? Rafael Cemo Çetin'le aşk yaşayan Dilan Çiçekdeniz kameralar karşısında neden panikledi? Son 48 saatte yaşanan magazin olayları ekranlarınıza geliyor. Yeni aşkı Rafael Cemo Çetin ilk röportajlarında neyi itiraf ettiler? Nasıl başladı bu aşk? Bu haftada magazin gündemi bir hayli hareketli, bir hayli renkli ve bir hayli heyecanlıydı. Bakın son 24 saatte kameralarımıza kimler nerede takıldı? Yeni'nin yerli Britney Spears'i ilginç açıklamalarıyla düşmedi manşetlerden. Uzun bir süre ortalıktan kaybolmuştu ama bir döndü pir döndü maşallah. Tilki sahnelere döndüğü gibi İstanbul gecelerine de dönmüş. İlginç makyajı ve yanındaki gizemli beyle turluyor sokaklarda. Farida Hanım nasılsınız? Dikkat edin. Çok flaşa alerjim var biliyorsun. Biraz da uzaktan çekelim böyle. Süt gibi beyaz teni olan güzel Aleyna'nın kendi deyimiyle flaşa, yani kameraların ışıklarına alerjisi varmış. Neyse lafı uzatmayalım da yanındaki yakışıklıyı soralım. Beyefendi tanısaydık arkadaşını galiba. Kamera arkadaşım, çok teşekkürler. Dikkat edin lütfen. Peki. Aleyna Tilki konuşmuyor ama pek çok abisinin ablasının aksine kibarlığı da elden bırakmıyor. Muhabirlere son derece zarif davrandığı gibi hoşça kalın demeden uzaklaşmıyor. Birileri gibi camlarını sıkı sıkı kapatmıyor. Çok teşekkürler. Dikkat edin lütfen.